Merhaba, ben Fahrettin Gürbüz, zeka oyunları eğitmeniyim. Bugün sizlere Hanoi Kulesi'ni anlatmak istiyorum. Şimdi Hanoi Kulesi'nde 8 tane disk var. Öncelikle bu diskleri çıkaralım. Küçükten büyüğe doğru sarılanmış şekilde oluyor. Nasıl oynandığı ile ilgili şimdi sizlere bilgi paylaşalım. Hanoi Kulesi'ni anlama için öncelikle 3 disk yerleştirmemiz gerekiyor. Yine küçükten büyüğe doğru. Şöyle sarı koyayım ben de biraz renkler farklı olmuş olsun. En altta büyük disk, onun üzerinde biraz küçük ve en üstte de daha küçük bir disk var. Hanoi Kulesi'nin 3 kuralı var. Birincisi, bir tane disk alabiliyoruz her defasında. İkincisi, küçük diskin üzerine büyük disk yerleştiremiyoruz. Eziliyor diyelim. Ne yapabiliriz ama diğer tarafa kullanabiliriz. 3 tane direğimiz var, çubuğumuz var. Bunları aynı başlangıçtaki gibi büyükten küçüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Şimdi ben sarı diskimizi sağ tarafıma, kırmızıyı da sol tarafıma koydum. Şimdi böyle bir durumda yan tarafa geçirebilmem için sarı diski ben tekrar kırmızının üzerine yerleştiriyorum. Çünkü bu sarı disk küçük, kırmızının üzerine gelebilir. Ve ortadaki büyük diskimizi alıp sağa koyuyorum. Ve yeniden sarı diskimizi ortaya koyduğumda artık kırmızı diski en kıyıya ne yapabilirim? Koyabilirim. Ve onun üzerine de sarıyı koyuyorum. Bu şekilde ortadaki diskleri büyükten küçüğe doğru kıyıya almış oldum. Bu şekilde oyunu yerleştiriyoruz. En başlangıcı bu şekilde üçlüyle başlıyoruz. Daha sonra dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizliye kadar ne yapabiliriz? Çıkabiliriz. Yedilisinde ise en az 127 hamle yapmamız gerekiyor. Demek ki büyükten küçüğe doğru sıralanmış bu diskleri bir yerden diğer yere aktarmamız gerekiyor. Evet. Şimdi biz bir de bunun dörtlüsünü yapalım sizinle. Şimdi ben üzerine bir tane daha koyuyorum. Ve koyduğumda da şöyle dörtlü bir disk oldu. Dörtlüsünü nasıl yapacağız? Örneğin şimdi yeşili ben yine ortaya koydum. Hemen sarıyı diğer tarafa bırakıyorum. Ve kırmızıyı hiçbirinin üzerine alamam. Böyle bir durumda ne yapmam gerekiyor? Yeşili sarı disk üzerine koyuyorum. Çünkü yeşil daha küçük. Ve kırmızıyı böyle bir durumda ortaya alabilirim. Ortaya koydum. En büyüğü benim diğer tarafa alabilmem için bunların da kırmızı diskin üzerine gelmesi gerekiyor. Yeşili ne yaptım? En kıyıya aldım. Sarıyı kırmızının üzerine koydum. Yeşil diski tekrar sarının üzerine yerleştiriyorum. Ve artık mor diski diğer tarafa aldım. Ve böyle bir durumda yine aynı şekilde yeşili üzerine koyuyorum. Sarıyı diğer tarafa aldım. Yeşili tekrar sarının üzerine koydum. Kırmızıyı morun üzerine yerleştirebilirim artık. Ve bu ikisini de diğerinin üzerine koymam için yeşili ortaya koyuyorum. Ve sarı diski aldım. Kırmızının üzerine koydum. Yeşili de sarının üzerine yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Hanoi Kulesi'nin kazanımları ise öncelikle çocuklarda dikkat ve konsantrasyon, görsel algı, geometrik zekayı gerektiren bir oyun. Bunun yanında düşünme becerilerine katkısı var ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. Hanoi Kulesi'nin bir diğer kazanımı ise strateji kurmayı çocuklarda geliştirmiş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize keyifli oyunlar dilerim.